Sevgili dostlar, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Her hafta Cuma günü sizlerle beraber Instagram üzerinde yapmış olduğumuz Hoşça Bak Kendine söyleşilerimizin bu akşam özel ve güzel bir konuğu var. Bizler her hafta sizlerle birlikte insana dair, geleceğe dair, güzelliğe dair, kişisel gelişime, eğitim, sanat, edebiyat, estetiğe dair konularda görüşmeler yapıyoruz, konuşmalar yapıyoruz, konuklar alıyoruz. Her hafta kendi alanında uzman, kendini ispat etmiş, güzel ve nitelikli insanlarla birlikte olmaya çalışıyoruz. Her insan değerlidir. Çünkü Allah diyor ki ben insana ruhumdan üfledim. Ve yine Şeyh Galib'in dediği gibi, hoşça bak zatına ki zübde-i alemsin sen diyor. Ve bizler hoşça bak kendine dedik, hoşça bak zatına dedik. Sizlerle söyleşiler yapıyoruz. Geçen haftalarda yine değerli konuklarımız bizlerle oldu. Bu hafta televizyon sunucusu, spiker, diksiyon eğitmeni Seda Demir bizlerle olacak. İletişim çağı ve insan ilişkileri. Bunları konuşacağız sizlerle. Yine bu önümüzdeki hafta Ramazan geldi. Ramazan başlıyor. Ramazan konusunda arkadaşlar, geçen sene Ramazan ayında başlamıştık bu söyleşilerimize. Bir yıldır da aksatmadan devam ediyoruz ki geçen sene Ramazan ayında yoğun bir söyleşi yapmıştık. Edebiyat yükselişte diye. Ülkemizin değişik bölgelerinden kültür, sanat, edebiyat noktasında şair, yazar, bu konuda edebi ürün veren kişilerle beraber yapmış olduğumuz çok güzel, keyifli söyleşiler vardı. Onların büyük bir çoğunluğunu kaydedebildiklerimizi Adem Karafilik YouTube kanalında bulabilirsiniz. Onları izleyebilirsiniz. Bu sene Ramazan ayında ise değerli arkadaşlar, farklı bir konseptle bir program yapalım dedik ama bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki hafta bunları da duyuracağız. Tabii geçen seneki gibi yoğun olmayacak. Geçen sene çok yoğun çalıştık. Fahri Tuna Üstadımızın çok büyük desteği oldu. Onunla birlikte 22 tane alanında uzman güzel insanla tarihe şerh düşecek konuşmalar ve söyleşiler yaptık. Onları dediğimiz gibi YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Fakat bu sene şöyle bir şey düşünüyoruz. Bu sene biraz daha sık olmayacak ama biraz da Ramazan ruhuna yakın olsun istiyoruz. Edebiyat, kültür, sanat alanında da bizler yine çalışmalarımızı yapacağız. Çünkü kültürün, sanatın, edebiyatın, estetiğin, sporun ve üretimin olmadığı, insanın olmadığı, insani değerlerin olmadığı hiçbir iş bir fayda sağlamaz. Bizler bu dünyayı yaşıyoruz ama niçin yaşıyoruz? Nasıl yaşamamız gerekiyor? Hayatı tanıma, hayatı anlama, hayatı algılama noktasında, kendimizi tanıma, kendimizi ifade etme noktasında neler yapabiliriz? Bununla ilgili sizlerle dilimiz döndüğünce bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Bazen bize şu şekilde serzenişler geliyor. Hocam işte daha uzun yapsanız. Arkadaşlar daha uzun zaten şu anda bile fazla uzun olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Fazla uzun söyleşilere girmemeye çalışıyoruz ki bir saatte bile uzun bulan arkadaşlarımız var. Bizler dostlarımızla bu alanda çalışanları farklı bir gözle sizlerle buluşturmak ve söyleşi yapmak istiyoruz değerli dostlar. Bir diğer bazen eleştiriler. İşte hocam sizde çok da fazla izleyici gelmiyor. Arkadaşlar önemli olan nitelik mi nicelik mi biz buna baktık. Tarihe yön veren insanlara bakın. Dünya tarihine bakın. İnsanlık tarihine bakın. İnsanlık tarihine gelmiş geçmiş kaç milyar ya da kaç trilyon insan var. Ama tarihe damga vurmuş kaç insan var. O yüzden biz bu konuda arkadaşlar nitelik ve nicelik kelimesini kullandık. Nitelik ve nicelik son derece önemli diyoruz bizlerde. Ayrıca burada mümkün olduğu kadar dilimizin döndüğünce uzmanların konuşturmaya, onların bakış açısını almaya çalışıyoruz. Bizler arı misali böyle farklı çiçeklerden alanda kendini oluştuğunu ispat etmiş kişilerin bakış açılarını alacağız. Onların bakış açılarını değerlendireceğiz. Ve kendi ruhumuzun, kendi zihnimizin, kendi dünyamızın güzelleşmesi noktasında ne yapabiliriz? Bunlara bakacağız değerli dostlar. Bugün dediğim gibi Seda Demir hanımefendi bizlerle olacak. Biraz önce görüştüm, şimdi yayına katılacak. Yayına katılınca Seda Demir hanımefendiyi alacağım. Seda Demir kimdir? Ben yıllar önce TRT'de tanıştım. Seda Hanım şu anda evet
bir arkadaşlık şeyi, pardon, göndermiş galiba. Hemen bir yaz. Hatta biraz kendisini tanıtmasını isteyeceğim. TRT'de tanıştığım sunucu, çok yönlü, eğitmen, spikerlik yapan değerli bir arkadaşımız. Onun kendisini zaten tanıtmasını isteyeceğiz arkadaşlar. Evet, bir daha bakacağım. Yayına geçtik. Evet Seda Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben Böyle kamerayı hem ayarlayayım, böyle çalışıyorum da bu defa da biraz yukarıda oldu gibi. yok, yukarı değil, gayet güzel oldu. İyi mi? Yani Tamam. şöyle tabii, yani şöyle üreten, bir şeyler yapan, bir de güler yüzlü birini görünce kötü olmak mümkün mü diyoruz bizler? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok sağ olun. Rabbim daima hepimizin yüreğini, yüzünü, gönlünü güldürsün istiyoruz. Zaten Amin. amacımız da dünyayı güzelleştirmek gibi kaygımız yok. Zaten sen hayata nasıl bakarsan öyle bakar, hayat sana Evet. referans. Evet. Şimdi Seda Hanım, fazla konuşmayalım. Sizin televizyonlardan tanıyoruz. Ben yıllar önce TRT radyodayken tanışmıştım. Sizin de TRT çalışmalarınız var. Değişik televizyon kanallarında çalışmalarınız var ve şu anda Beyaz TV'de muhteşem bir program yapıyorsunuz ki hele bir tanesi, bir kısmı, yani çoğunu izledim ama baştan sona izleyemedim, itiraf edeyim. Böyle parça parça izledim. Hele Orhan Gencebay ile yapmış olduğunuz söyleşiye bayıldım. Muhteşemdi. Teşekkürler. Açık havada. İlk bölümdü. Yer de çok İlk bölüm değil güzeldi mi? Boğaz'da. Evet, o da benim Çok güzeldi. çok şöyle oldu. Tabii aslında biraz apar topar oldu. Biz onu normalde stüdyoda planlıyorduk. Fakat malum pandemi işte özellikle belli bir yaş üstü kişiler için de biraz risk oluşturduğu için açık havada olmasının daha sağlıklı olacağını düşünüp öyle kararlaştırdık ama hani biliyorsunuz Ankara'da yaşıyoruz ve burada da program gerçekleştiriyoruz. Zaman zaman bazı haftalarda da İstanbul'a gidiyoruz ama o ilk bölüm için biz böyle çok hızlı bir şekilde gittik. Hava güzeldi, güneşliydi ama tabii açık havada kışın malum yine soğuk oluyor. Biraz böyle hani o kamera arkasında tatlı şeyler de vardı, farklı yönleri de vardı. Ama biliyorsunuz şimdi bir Şeffaf Oda diye program vardı sevgili Güner Civaoğlu'nun. Ben onu izlerken böyle garip bir şekilde hep hayal ederdim. Öyle bir yerde ben de program yapsam diye. Çok umulmadık, beklenmedik bir zamanda ve ilk bölümde gerçekleşti. O yüzden benim için de çok ayrı bir yeri var. Orhan Gencebay'la, büyük Evet. usta, değerli sanatçımızla yaptığınız programın. Ama şimdi ortam da çok güzeldi. Ben bayıldım ortama, dedim harika bir şey. Arkada Boğaz manzarası, hatta sizinle konuşmamda dedim ya. Demek ki sadece seni değil, o televizyon programı yapanların büyük çoğunluğu hayaliymiş. Dedim böyle bir ortamda arkada Boğaz manzarası ve ülkenin nerede insanları, onun bile oradaki Çekiyor üşümenin bile keyfi zaten. başkadır. Kesinlikle. Peki. Şimdi Buyurun. Seda Demir kim? Tabii siz anlattınız. Yani insana sadece biz, mesleğiyle tabii ki anlatıyoruz kim deyince ama ne bileyim ben aslında öncelikle insanı, hayatı, yaşamı seven bir birey olarak kendimi görüyorum. Zaman zaman zorluklarla karşılaşsak da hayalindeki mesleği yapan, bunu yapmaya çalışan, vazgeçmeyen hem radyocu olarak hem televizyoncu olarak sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi televizyon, radyo sunucusu, haber spikerliği, işte birçok biliyorsunuz bu alanda çeşitli programlar yaptım. Yani haberden, siyasetten çok yakın zamanda aslında Zirve Yolu'ndaki önceki programda da yine tabii ki biliyorsunuz mikrofondan ve kameradan çok ayrı yaşayamadığımız için bir gündem programı yapıyordum. Siyaset programı. Ama Türkiye'de gündem yani neredeyse saat ve saat değişiyor. O çok yorucu, yıpratıcı. Biraz daha böyle duyarlı bir insan için gerçekten bazen yorucu olabiliyor. Şu anda benim için daha keyifli. Böyle devam ediyoruz bakalım. Zaman gösterecek bundan sonra. Evet. Başka programlar olur mu? Başka projeler olur mu? Artık önce sağlık olsun tabii ki. Şimdi biliyorsunuz Kesinlikle. malum pandemi ve Evet. vaka arttı. Sayılar iyice artıyor. Yeni tedbirler var. O nedenle şu günlerde sağlığımızın kıymetini her zamankinden çok daha fazla bilmemiz gerekiyor. Evet. Ben çok tabii uzatmayayım. Size sorular için de fırsat Estağfurullah. bırakayım. Estağfurullah. Hocam Buyurun. siz zaten yılların televizyoncusunuz, radyocusunuz.
tutturuculuk yapıyorsunuz. Şimdi bir yerde ne çok konuşuluyorsa aslında, ne çok gündeme geliyorsa insanların buna ihtiyacı vardır. Eğer din Güzelmişsin. konuşulmaya başladıysa insanların buna ihtiyacı var. Eğer ahlak konuşmaya başlarsa ahlakta sorun vardır. Evet. Eğer mesela bir karı koca sürekli işte mesela bir eşlerden birisi sürekli bir yerlerde eşini ya da işte eşi hakkında konuşuyorsa bil ki orada bir sorun vardır. Günümüzde iletişim çağı, iletişim çağı diyoruz ama aslında burada bu ters psikolojine baktığımızda sorun gerçekten iletişim çağı mı, iletişimsizlik çağı mı? İletişim çağında iletişimsizlik, sizin de söylemiş olduğunuz gibi. Evet, şimdi bugün iletişim çağı diyoruz. Neden daha fazla? Aslında iletişim normalde işte en az iki insanın arasındaki o duygu, düşünce, bilgi ya da haber alışverişiyle başlıyor. Daha sonra daha farklı kişilerle de bu yayılıyor. Bir de kitle iletişim araçları var. Çok eskiden bu radyo ile başlıyor, televizyonla, internetle, ama bugün artık o kadar çok gelişti ki sosyal medya ve farklı alanlarla da iyice yaygınlaşmaya başladı. Tabii bu beraberinde bu çeşitlilik ne yazık ki gerçek iletişimden de bizi koparıyor. Aslında bunun içine tabii belki benim alanım olan diksiyon, güzel konuşma, etkili iletişim, bunlar da çok giriyor. Dolayısıyla sizin söylemiş olduğunuz gibi iletişim çağında iletişimsizlik içindeyiz biraz. Peki şimdi tam bu soru üzerine geldi. Güzel konuşmak ve diksiyon. Ben kimim? Kim olursam olayım. Ya da siz kimsiniz? Kim olursanız olun. Siz ya da ben ya da şu anda bizi izleyen arkadaşlarımız. Biz kendimizi ifade ettiğimiz kadarız. Daha ötesi var mı? Yok. Yok, evet. Dolayısıyla daha ötesi yok. Biz kendimizi ifade ettiğimiz kadarız. Peki biz kendimizi ifade edebiliyor muyuz? Önce buradan başlayacağım. Kendini ifade etmeden sonra güzel konuşma ve diksiyon kısmına gireceğim. Evet. Gerçekten düzgün ifade edebiliyor muyuz kendimizi? İfade edemiyoruz. Bu sadece insanların sahip olduğu konumla, eğitimle de maalesef çok bağlantılı değil. Bu alanda galiba biraz daha kişinin kendini geliştirmesi lazım. Belki çok önceden de bu eğitim sisteminden de kaynaklanıyordu. Bizler özellikle şu anda da bakıyoruz, hep sınavlara dayalı bir eğitim, ezbere dayalı bir eğitim sistemi var. Evet. Testler çözüyoruz. Böyle anlatıma yönelik, kendini ifade etmeye yönelik çok fazla bir şansımız olmamıştı her birimizin. Belki biraz eksiklik bundan kaynaklanıyor. Ya da aslında işin temeli, tabii ki okul çok önemli ama aile. Eğitim zaten oradan da başlamıyor. Yani biz bu çok geniş bir alan aslında. Söyledikçe de belki çıkıyor çocuklarımıza, hep yetiştirme konusunda da bir sıkıntı var. Yani o mesela çok yaramazlık yapar ama belli konularda işte sen sus sen sus deriz. Ona yeterince kendini ifade etmesine, derdini doğru dürüst anlatmasına, yani sağlıklı bir iletişim kurmasına belki de çok şans vermiyoruz. Okulda da böyle devam ediyor. Sonra ben yıllar önce, zaman da çok çabuk geçiyor, siz de dediniz ya yıllardır bu işlerle uğraşıyorsunuz. Sanıyorum 11 yıl olacak. İşte diksiyon eğitmenliğine başladığım bir kursta öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu üniversite sınavlarında ilk 100'e girmiş, ilk 20'ye girmiş. Ankara'nın en iyi okullarında, ODTÜ'de, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İngilizce okuyan, hukuk fakültesinde okuyanlar, işte avukatlar var filan. Hepsi birbirinden kıymetli, çok da saygılar. Ben hayatta buna da çok önem veriyorum. İnsan ilişkilerinde en önemli unsurlardan biri. Evet, sevmeyebilir, sevgi çok güzeldir. Hayatı daha güzelleştirir. Ama ondan önce saygı olmalı. Saygı göstermek zorundayız birbirimize. Orada da öyleydi. Fakat şunu fark ettim ben. Ya, bu kadar zeki, bu kadar başarılı çocuklar ne yazık ki kendilerini ifade etmek konusunda ve biraz da genel kültür alanında eksiklerdi. Zaten o eksikliğin farkında oldukları için öyle bir yere gelmişlerdi. Onu fark etmeleri de çok anlamlı, çok değerli. Ama neden biz eğitim hayatımızda, ortaokulda, lisede, hatta ilkokulda bu sorunu da, çünkü hepimizin bir dili var, ana dilimiz var. Onu neden doğru dürüst öğrenmeyelim? Neden doğru dürüst konuşmayalım? Gittikçe bu zaten artık şey noktasına da geldi. Sosyal medya ve yazı diline kullanarak da artık normal konuşmamız da böyle birkaç kelimeyle, hatta onlara bile
kısaltarak işte biliyorsunuz selam derken SLM şeklinde. Ve bazen dikkat ediyorum artık konuşmada da öyle. Yani o yazı dilindeki kısaltmalar konuşma dilimize de yansıdı. Ve o noktada ne yazık ki kendimize ifade etme konusunda yeterli değiliz. Ama ümidimizi de kaybetmeyelim. Yani bu aralar tabii ben şöyle bakıyorum, gözlemliyorum. Aslında bizler de bunun bir parçası haline gelebiliyoruz. Ne yazık ki eleştirsek de şimdi diyoruz ki çocuklara hepsi işte telefon bağımlısı, oyun bağımlısı. Hani anne babalara bakalım, yetişkinlere bakalım. Onların bir farkı var mı? Şimdi özellikle pandemi sürecinde hepimiz daha çok bağımlı hale gelmedik mi? Evet. Ya çok doğru. Zaten kurt atasından gördüğünü olur diye bir söz var. Dolayısıyla yani bizim o çocuklar bizim eserlerimiz. Arkadaşlar şimdi burada farklı yorumlar geliyor. Mümkün olduğu kadar onlara bakacağız. Kimse efendim mezun oldu, mesleği yapmıyor, konuşmayı mı düzeltecekler abla gibi. Hayır, ben buna asla katılmıyorum bunu. Bu cümle bir eğitimci olarak bunu istersen uzun uzun konuşuruz. Yine bir arkadaşımız demiş ki karşıdaki bizi yanlış anlıyorsa ya da karşıdakinin anladığı kadarız. Hayır, biz anlatabildiğimiz kadarız. Biz nasıl anlatırsa karşıdaki öyle anlar. Ve şunu Evet. görüyoruz. Bizim programımızın özelliği şu. Eleştiriyoruz ama bir de alternatif sunmadığımız hiçbir konuyu sizi biliyorum çünkü siz bunun eğitimini veriyorsunuz. Çünkü eleştirdiğiniz konunun eğitimini güzel konuşma, iletişim, beden dili eğitimleri veriyorsunuz. Biz de Evet. öyle şekilde hızlı okuma, öğrenme, hafıza, dikkat, algı, konsantrasyon, başarı, motivasyon alanda 30 yılı devirdim ben bu anda. Ne biliyorum hala bilmiyorum. Öğreniyorum. Bilgi Allah'ındır tabii ki. Ama biz alternatif sunmadığımız bir şeyi ele konuşmuyoruz Tabii arkadaşlar. ki. Bunu özellikle belirtelim. Peki Bir de hocam. bizim Şimdi kendi alanlarımız olduğu için haliyle tabii algıda seçici. Buna dikkat ediyoruz. Ama şu noktaya da geleceğiz tabii sizin sorularınızla da ilerleyecek bu sohbet ya da değerlendirmeler, eleştiriler. Ben bu konuda çok hassasım ve gerçekten bazen şaşırıyordum. İşte o televizyonları izlerken mesela bana göre bir yayıncı mutlaka hepimizin hataları olabilir ama Türkçe'yi ana dilini iyi konuşmalı, doğru konuşmalı. Eksikleri varsa, herhangi bir eğitim almamışsa da bunu mutlaka gidermeli. Yani kurum da buna önem vermeli. Her birimize sorumluluk düşüyor bu konuda biliyorsunuz. Bir kere bizim bir dilimiz var. Önce onu doğru dürüst öğrenelim, doğru dürüst konuşalım, sahip çıkalım. Bunun hani milliyetçilik yanını da bir yana bırakıyorum. Biliyorsunuz yani dil bir ülke için bayrak gibidir, değerlidir. Yani bizi var eden kimliğimizdir aslında. Bu noktada çok önem taşıyor. Ama ben bunlara bakarken ve eleştirirken geldiğim noktada şunu fark ettim. Yani tamam hani ben insanlardan daha Türkçe'ye, ana dilimize özen göstermelerini beklerken, bunu umarken aslında biz Türkçe'yi bir yana bırakalım. Biz doğru dürüst konuşamıyoruz birbirimizle. Ya. Artık bu kopukluk noktasına geldiği için hani duygular bile bu kadar çok azalmaya başladığı zaman. Şimdi biraz konuları uzatıyorum belki ya da farklı noktaları da getiriyorum. Bu noktada sizi lütfen uyarın. Estağfurullah. Şimdi pandemi zamanında da biliyorsunuz herkes böyle işte ne dedik işte sağlığımızın, sevdiklerimizin kıymetini çok daha iyi anladık. Hepimiz dersler çıkardık. Böyle bir ilk dönemlerinde yorumlar vardı. Gerçekten öyle mi? Şimdi ne kadar bir başkasının acısını ya da sevincine, yüreğimizi ne kadar hissedebiliyoruz? Ya da bu duygu durumumuz onlarla birlikte ne kadar sürebiliyor? Her şey çok Evet. maalesef hızlı bir şekilde tüketir hale geldik. İşte iş Doğru. biraz buradan hani şekilden, güzellikten öte nitelik olarak da önem taşıyor. Peki gayet güzel. Şimdi bu arada Seda Hanım, sizle konuşmaya başladık. Ben yıllarca sizi radyo programları yaptınız. Ben size konuk oldum daha önce birkaç defasında. Evet. Televizyon programları yapıyorsunuz ulusal kanallarda. Hep böyle birilerini konuşturuyorsunuz. Şunu merak ettim. Şimdi konuştururken çok iyi konuşturdunuz da. Şimdi konuk olmak nasıl bir duygu? Konuk olmak güzel. Daha önceden bir YouTube programı için aslında şunu düşünüyordum hep. Evet, sormak güzel ama insanın kendini anlatması biraz zordur. Belki Evet. de burada biraz daha hani böyle çok dolu olduğumuz bir konuyla girdiğimiz için ben de çok hızlı başladım. Umarım çok sizi bu noktada sıkıntıya sokmuyorumdur. Yani Hayır, biraz çok güzel, çok güzel.
Yani harika oldu, güzel de gidiyor. Çok teşekkür Şimdi ederim. şöyle, bu arada Böyle tabii farklı kaçırdım, çok sorular özür geliyor. dilerim. Çok benim için de kıymetli olan takipçilerimiz, dostlarımız var. Onlar da selam gönderiyorlar. Az önce diş hekimimiz sevgili Yalçın Genç selam göndermişti. Buradan da bizden selam, sevgiler. Bir ameliyat geçirdi. Çok geçmiş olsun. Buradan bu dileklerimi de paylaşmak istiyorum. Buyurun. Eyvallah. Tüm dostlara selam olsun. Peki şimdi güzel konuşmanın önemli bir noktası var. Peki herkes güzel konuşabilir. Herkes iletişimde ustalaşabilir mi? Kesinlikle evet. Şimdi şunu da karıştırmamak lazım. Biliyorsunuz ülkemizde hepimizin bölgesine, yerine, yaşadığı yere göre bir şivesi var, ağız var, farklılıklar var. Ve onlar bizim zenginliklerimiz. Biz ailemizde belki memlekete gittiğimizde, köyümüze gittiğimizde onlarla tabii ki tutup da bir İstanbul Türkçesini konuşacak değiliz. Yani konuşabiliriz ama şart değil bu. Ama sosyal hayatın içinde mutlaka tabii o güzel konuşma için öğrenmeliyiz. Eksiklerimiz varsa artık burada sadece tabii pandemi nedeniyle kurslarda artık uzaktan eğitime geçti biliyorsunuz. Online Evet. eğitimler veriliyor. Bunun haricinde bir şeyler öğrenmek çok kolay hale geldi. Siz isterseniz bunun videosunu izleyebilirsiniz. Yazılı olarak birçok şey karşınıza çıkabilir. Ya da bu konunun eğitmenine, uzmanına ulaşmanız, bir mesaj atmanız bile çok kolay. Yol gösterici, bu işin tekniğini gösterecek kişilere ulaşmak kolay. Dolayısıyla her insanın da tabii ki çok böyle yapısal bir bozukluk yoksa eğer orada biraz daha biliyorsunuz hani bir tedavi de gerekebiliyor. Onun haricinde sesin kalitesini geliştirmeyi, daha iyi konuşup, daha iyi hitap etme noktasına getirebilmek için herkesin bir şansı var. Yeter ki istekli olsun, çalışsın. Yani herkes iletişimde ustalaşabilir, herkes güzel konuşabilir. Dil, Evet. diş, damak, gırtlakta, çene yapısında herhangi bir fizyolojik rahatsızlık Hı. yok ise, ki bunlar da Evet. farklı yöntemler yine tedavi oluyor, bunlar Evet. düzeltilebiliyor. Konuşma bozuklukları, konuşma tutuklukları, beynin rezonans merkezi bozulsa dahi ona müdahale edilecek, onunla ilgili çalışmalar var. Peki tam yerine geldi. Dünya küçüldü. Dedik ki her bilgiye ulaşabiliyoruz. Videolarının yapımına kadar, imalatına kadar ulaşabiliyoruz. Biz çocuklarımız işte bilgiden uzaklaştı diyoruz ama tam tersi, bilgi Evet. yığınları altında ezilmeye başladılar. İnsan şöyle iletişim, dünya küçüldükçe, iletişim teknolojileri geliştikçe insan insandan uzaklaşmaya başladı. Ve daha önemlisi insan kendinden uzaklaşmaya başladı. Öyle mi acaba? Kesinlikle öyle. Bilinçli bir yalnızlık aslında. Yani bu belki de tercih edilen. Çünkü şöyle yalnızlık konusunda da insan gerçekten yanında hiç kimse olmaz. Yalnız yaşar, yalnız yaşamak zorunda kalır. Ama bizler aynı çatı altında, hep birbirimizden uzakta. Önce zaten aile ile zaten o uzaklığı yaşamaya başladık. Herkes kendi dünyasında ya televizyon izliyor ya en çok malum cep telefonlarından daha fazla işte sanal bir dünyada iletişim kuruyor. Bir şeyleri işte takip ediyor, izliyor, paylaşıyor. Dolayısıyla bu gerçekten bir tercih edilmiş bir yalnızlığı da getiriyor. Bu yani yalnızlık tercih mi edildi yoksa yalnızlığa mahkum mu edildi? Şimdi biraz tabii bu konuda bizim irademiz, bağımlılık haline de geldi. Şimdi hep az önce de söyledim ya, yani eleştiriyoruz insanları. Bugün belki şu anda yaptığımız gibi bir kaygımız da var. Çünkü Evet. gerçek iletişimi, o duygu bağlarını uzaklaştırıyor, iletişimi koparıyor. Böyle olunca tabii ki yalnızlık hissi de çok fazla ama onu hissetmemek için aslında insan kendinden bile uzak, kendinden bile yalnız diyebiliriz. Çünkü onu eğer düşünürseniz, yalnız olduğunuzu düşünürseniz o farklı bir psikolojiye evrilebilir. Bunu da baskılamak için bence yani naçizane hani gözlemi, tespiti. Burada hemen işte o yalnızlık psikolojisinden kurtulmak için belki de bir yandan da Evet. işte kendimizi sosyal medya aracılığıyla kurduğumuz iletişimle, etkileşimle farklı bir dünyada yalnızız ama
değilmişiz gibi hissediyoruz. Böyle çelişkili bir durum aslında. Peki, olup, tabii doğru. Siz bu konuda çok daha şeysiniz, uzmansınız, bilgilisiniz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Estağfurullah hocam. Yani peki o zaman şöyle, estağfurullah. Yani biz bizimki biraz daha eğitim boyutu. Siz hem eğitim yapıyorsunuz hem sahanın içerisindesiniz. Radyoculuk, televizyonculukla gidiyorsunuz belki de. Peki hocam. Peki bu çağda iletişimde kopulmaya başladı. Ama biraz sonra tekrar diksiyon, güzel konuşmanın önemi, diksiyon örneklerini sizden alacağım ben ama bu iletişim çağının bazen artıları bazen eksileri oluyor değil mi? Nedir Evet. bunlar? Şimdi artıları tabii az önce dediniz ya, bilgiye bir kere her şeye çok kolay ulaşabiliyoruz. Eskiden şimdi bir konuyu araştırdığımız zaman, akademik anlamda olsun işte ya da ödev yapacağımız zaman hemen işte kütüphanelere giderdik. Tabii onları sevenler, oranın atmosferi de farklıdır ama şimdi oradan hemen ne yapıyoruz şu anda? İşte internette elimizin altında dünya. Ya şunu da unutmamak lazım tabii. Bu biliyorsunuz pandemi döneminde işte uzaktan eğitimle ilgili de sorunlar hep ifade ediliyor. Haberlerde de görüyoruz. Şimdi hep böyle bir genelleme yapıyoruz ama maalesef hala bizim bu olanaklarımızdan yararlanamayan çok çok insan da var, çocuk da var. Yani internette erişimin olmadığı yerler de var. Onları da aslında biraz şimdi unutmamam gerektiğini de paylaşmak istiyorum. Ama biz büyük bir çoğunluğu, bir genel konuştuğumuz zaman da iletişimin artıları, evet, birçok şeye, hemen merak ettiğimiz her şeye ulaşabiliyoruz artık. Bilgi konusunda çok çok değerli. Aynı zamanda işte eğer burada birbirimizin yine gerçek anlamda kıymetini bilir, sevdiklerimizle mesela ne oluyor şu anda? Uzaktayız. Yani dünyanın farklı bir yerinde de olsa sadece sesini değil artık kendisini de, yani sesini duymakla yetinmeyip görüntülü de konuşabiliyoruz. Bu da özlemimizi biraz daha eskiye nazaran daha fazla dindiriyor. Bilmiyorum tabii, çok eskiden biliyorsunuz. O dönemler keşke olsa diye bazen de düşünüyoruz. Ben severim böyle eski nostalji, mektuplarla, kartpostallarla, işte belli aralıklarla değil mi? Böyle yazışmalar olurdu. Şimdi onlar evet, kalmadı. Artık WhatsApp, mesajlaşma, işte fotoğraf paylaşımları, video, hikayeler. Böyle bir dünyayı, aslında kendi dünyamızı paylaşıyoruz. Artıları söylemiş olduğum gibi hem daha hızlı iletişim ve bilgiye erişim açısından çok iyi. Ama diğer taraftan da gerçek iletişimi kopardığı için de dezavantajı diyebiliriz. Yani aslında şu soruyu soracaktım ben. Teknoloji ilerledikçe biz dünyanın öbür ucundaki insanlarla iletişim kurabiliyoruz. Onlarla anında görüntülü, sesli görüşebiliyoruz. Hatta böyle duygu paylaşımını yapıyoruz. Ama bir kopma vardı. Bu insan ilişkilerini güçlendiriyor mu? Zayıflatıyor mu bu durumda şimdi? Burada bir şey takıldı gözümde. Tekrar alabilir miyim sorunuzu lütfen? Şimdi dünyanın öbür ucundaki insanlarla anında iletişim kurabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Evet. Bu gerçekten iletişimin ruhunu karşılıyor mu yani? Onu nasıl etkiliyor iletişimi? Şöyle bir şey de var. Evet, o ruh dediniz ya, şimdi insanlar bir yandan çok şey yapıyor. Hani güzel bir şeye erişmek, ama ben bile hala böyle çok görüntülü konuşmayı sevmiyorum. Neden bilmiyorum. Çok rahat olamıyoruz. Hele ki büyüklerimiz yine öyle. Onlar böyle hani gülümserler, öpücük gönderirler. İşte babaannem olsun, büyük aile büyüklerimiz olsun. Ama görüntülü konuşma konusunda o galiba ruhu tam olarak yakalayamadığımız için hala böyle çok çekinenler var. Öyle o noktada konuşamayan, kendini ifade edemeyen var değil mi? Kesinlikle. Belki de işte o yüz yüze olmamanın, uzak olmanın ruhsuzluğu diyebiliriz. Peki, aslında ruh olması gerekiyor değil mi? Yani şu var, tebliğ noktasına gelince mesela bu dünyanın her yerinde böyle, yani metot, tebliğ, irşat ya da insanların görüşlerini, düşüncelerini aktarma noktasında yine bu alanda uzman arkadaşlarla görüşüyoruz. En etkili yolu yüz yüze birebir iletişim olduğu söyleniyor. Tabii. Yani tam kitle iletişim araçları iletişimi kolaylaştırıyor. Şu anda yani 20'ye yakın arkadaş bizi izliyor. Bazen bu sayı artıyor. Bunlar paylaşıyoruz. Ama o yüzle iletişimin o ruhunu yakalatamıyor gibi geliyor. Tabii ki.
O zaten aslında insan iletişiminde biliyorsunuz işte o göz teması çok önemli. Ya hatta yakınlık, sevgi, şefkat anlamında da o dokunmak artık tabii pandemiden dolayı bizim tokalaşma şeyimiz de değişti. Bir an önce bitmesini ve eskiye dönmemizi de arzu ediyoruz. Bu umudumuzu, dileğimizi de burada ifade edelim. Onlar değil işte ama kesinlikle size katılıyorum. Yani o yüz yüzenin vermiş olduğu şey, yani bu tamam konuşuyoruz ediyoruz ama gerçekten de hiçbir şekilde onun yerini tutamaz. Özellikle şöyle söyleyebilirim. Yani ben işte hani radyo, televizyon programlarının yanı sıra bir de biliyorsunuz protokol, etkinlik sunumu da yapıyorum. İşte orada insan evet. faktörü, insanlara bakarak bir şeyleri anlatmak, sunmak, onun duygusu, heyecanı bile bambaşka. Diğer anlamda da yine bir arkadaşımızla oturup, yüz yüze oturup dertleşmek, bir kahve içmek ayrı. Ama telefonda konuşup, ah şu günler listede bir araya gelsek demek ayrı. O nedenle gerçekten yüz yüze olmak, yan yana, can cana olmak çok çok daha ayrı yer. O ruh, o duygu o zaman çok daha birbirine geçebiliyor. Evet, gayet güzel. O zaman şöyle yapalım hocam. Şimdi iletişimin bir adabı, bir usulü, bir metodu var dedik. Şimdi sizler de iletişime ihtiyacım, biraz daha güzel konuşma ve diksiyona gireceğim. Diksiyon eşittir güzel konuşmak anlamına geliyor değil mi? Kısaca diksiyon nedir? Bir tanımlar mısınız? Aslında yani telaffuz deniyor da tabii o tam karşılamıyor sözcük anlamını da. Yani baktığınızda diksiyon da tam Türkçe değil aslında. Birçok konuda ben ilk önce, yıllar önce yani kursa gittiğimde hep öz Türkçe konusunda dikkat etmemiz gerektiği konusunda bir farkındalık oluşmuştu. Ama şunu fark ettim zamanla, ben biraz işte mesela Fransızca ders falan da almıştım ikinci dil olarak. Şimdi maalesef çok fazla kullanamadığımız için onlar da biraz kör ediyor ama daha önceden yine bizim büyüklerimiz mesela lisede, ortaokulda hani İngilizce yerine Fransızca alanlar da vardı. Onlardan da duyardık. Şimdi o dili de öğrenince baktım ki aslında bizim günlük hayatta kullandığımız ve Türkçe diye bildiğimiz birçok obje, birçok kelime Fransızca. Şimdi aynı zamanda biliyorsunuz Arapçadan, Farsçadan da gelmiş. Aslında diller arasında bu etkileşim çok var ve bu da çok normal. Ama bir yandan da tabii ki Türkçe yine de çok çok fazla kelimesi olan ve dünyada en çok konuşulan beşinci dil. Yani inanılmaz bir zenginliğe sahibiz. Sadece Türkiye Türkçesiyle sınırlı değil biliyorsunuz. Ve baktığımız zaman işte birçok yere Özbekistan'dan, Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan onlar aslında öz Türkçeyi kullanıyor. Biz de hem bir yandan anlıyoruz hem biraz da farklı geliyor. Ama çoğu kullandıkları kelimeler Türkçe, öz Türkçe. Dolayısıyla Türkçenin yani güzel konuşmada ille de şu olsun, bu olsun yani bazı kelimelere günlük hayatımıza giren işte selfie girdi, öz çekim. Yani ne kadar bugün onu kullanabiliyoruz? Tabii ki terimler de olunca bunlar yerleşiyor dilimize yeni yeni. Ama evet. Mümkün olduğu kadar öncelikle dilimizi zaten o etkileşim halinde, mevcut halinde yeterince var ama var olanı da bizler yitirmeyelim, sahip çıkalım. Yani bunun gerçekten Türkçe'ye karşılığı varsa bunu kullanalım. Bugün işte plaza dili denilen hep evet. böyle işte herkesin farklı kendi işine, uzmanlık alanına göre sözcüklerle kullandığı yarı İngilizce, yarı Türkçe bir iletişim var. Çocuklar arasında yine sosyal medyayı çok kullanan onlar arasında da yine öyle. Ve çok bizim tabirimizi hoş görün lütfen ama hani asalak kelime dediğimiz konuşurken yani hani aynen gibi sürekli tekrar edilen bu sözcükler de ne yazık ki çok anlamsız hale getirebiliyor, çok kirletiyor. Dolayısıyla öncelikle dilimizin doğru bir şekilde kullanılmasına sahip çıkmalıyız. Bunlarla birlikte diksiyonda da biraz tabii ki böyle hani bir ders gibi olmasın ama hani takipçilerimizin fikir sahibi olması adına. Öncelikle etkili konuşmada tabii bizler hep biliyorsunuz ağırlıklı olarak topluluk önünde konuşmaya, kendini ifade etmeye ya da hitabete yönelik eğitimler veriyoruz.
Burada en çok gelenlerde ne var biliyorsunuz? İşte heyecan. Hocam ben çok heyecanlanıyorum, konuşamıyorum. Burada işte öncelikle ne yapıyoruz? Nefes kontrolünü sağlıyoruz. Soluk dizginle sağlıyoruz. Bu da diyafram egzersizleriyle oluyor. Daha sonra bazı yaygın yanlış kelimelerle onların doğru sesletimlerini karşılaştırıyoruz ve o doğru sesletimler üzerinde çalışıyoruz. Bu aslında şöyledir. Ünlülerle ilgili mesela alıştırmalarımız vardır. A ile, E ile falan. Bunlar daha ağırlıktadır. Diğerleri de vardır. Örnek verebilir misin hocam? Bu yanlış sesletim ve doğru sesletimle ilgili en çok karşılaştığımız örnekler. Şimdi tabii ki E'lerde çok karşımıza çıkar. Mesela mendil derler. Benzer. Benzin. Açarlar E'yi. Öyle değildir. Mendildir mesela. Şemsiye, şemsiye değil. Bunlar biliyorsunuz çok sık her yerde, birçok yerde duyabiliyoruz. Bunun haricinde mesela yarın denilir. Yanlış değil. Yarın. Onu da kısa sesletim gerekir. Demokrasi, laiklik. Yani bunlar şu an söylediklerim doğru sesletilmesi ama laiklik değildir mesela. Buna benzer yaygın birçok aslında hani doğru zannettiğimiz yani yaygın yanlışlar çok çok fazladır. Bununla birlikte bir de bazılarında mesela acak, ecek, eklerin kullandığımızda yani orada yazıldığı gibi değildir diksiyonda. Mesela nedir efendim? Ne yazıldığı gibi nedir? Yapacağım diye yazılır. Bir dakika, yazıldığı gibi değil. Değil mi? Değil dediniz. Değil diyoruz. İki ile evet. Güzel yakaladınız. Evet. Şimdi o da aynı evet. Şekilde. Değil diye yazılır. Yani D, yumuşak G, İ ve L diye yazılır. Ama sesletirken değil. Arada iki İ vardır. Değil. Biz şimdi sizinle burada çok güzel bir program yapacağız. 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 ne yapacağız? Yapacağız. Ha, yapacağız. Öyle yazıyoruz. Yapacağız yazıyoruz ama sesletirken evet. O acak, ecek geldiğinde oradaki C'den önceki ünlü, neyse burada bu ifade hani görmeden çok anlaşılmayabilir. Ünlü daralması oluyor orada. Yapacağız. Evet. Birkaç örnek alalım. Geleceğiz. Yapacağız, geleceğiz, tutacağız. Evet. Nasıl seslendireceğiz? Yapacağız değil, yapacağız. 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 Yapacağız değil mi? Yapacağız. Hayır, bir daha sesleyin. Var. Ünlü daralması var arada. Atmıyoruz ünlü. Yapacağız. Yapacağız. Evet. Evet güzel. Yapılacak. Yapılacak. Tutacağız. 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 Kapının önüne attım. Kapının önüne mi? Kapının önüne mi? Gibi. Mesela bazen bulamalarım. Tabii orada evet. Şey var. Kapının onlar da yine mesela aslında biraz onlardan bahsettikten sonra hani başlık olarak da işte ulama, durak, yanlış yerde işte orada bir anlam karışıklığına sebep olabiliyor. Yani bazı yerlerde yanlış duraksadığımız zaman hem evet. Şekil olarak da yani duyduğumuzda da çok iyi gelmiyor kulağa hem de anlam karışıklığına yol açabiliyor. O nedenle de işte ya ulama bazı şeylerde mesela hatırlarsınız dil bilgisinden ulamayı da sessiz harfle biten bir sözcükten sonra sesli harfle başlayan bir sözcük gelince ikisi birlikte okunur. İşte devam edecek mesela reklamlardan sonra programımız devam edecek derken bir ulama yapıyoruz. Şimdi sizi çok böyle kafanızı da karıştırmak istemiyorum. Yok çok güzel. Bir ders konuları içeriyor. Sonra devam edecek mi edecek mi? Edecek. Devam peki, edecek. Edecek, edecek. Bununla ilgili birkaç örnek alabilir miyiz? Çok karıştırılıyor. Ondan dolayı dedim size de. Sizin gibi hocayı bulmuşken birkaç kelime öğrenelim. Şimdi onlar hep dediğim gibi şimdi biz Türkçe'yi sadece yazıldığı gibi okunan bir dil olarak biliyoruz. Diksiyon dersini aldıktan sonra böyle olmadığını tabii bazı şeylerde değiştiğini görüyoruz. Ve diksiyonda da İstanbul Türkçesi bazı alınmış. Bazen sorular neden hocam İstanbul Türkçesi? Yani bizim Türkçe ana dil, resmi dil konuşma yapısına
daha uygun olduğu için. Dolayısıyla devam, oradaki acak eceklerde şey var işte, ünlü yani eklendiği zaman ünlü daralması oluyor, edecek. Biraz şey de değişiyor tabii. Mesela işte birinci tekli kişi de böyle olur, çoğul kişi de şöyle olur gibi değişiklikler de gösteriyor yine sözcüğe bağlı olarak. Devam edeceğiz, yapacağız, geleceğini, mesela geleceğini değil, geleceğini. Orada durum eki var mesela. Evet. Birinci tekil çağırsa nasıl kullanacağız? Yapacağız, edeceğiz mi? Yapacağım, yapacağım. Yapacağım. Peki, hocam. Bir de en çok karıştıranlardan bir tanesi yumuşak G kullanılması var. O yumuşak G kullanırken, yani bakıyorum evet, öğrencisinden öğretmenine kadar ciddi zorlanmalar yaşıyoruz. Aslında işte biz ona mesela diksiyon dersinde ünlülerin uzun sesletimi diyoruz. Uzun sesletimde A'nın mesela yumuşak G'yi atıyoruz. Biliyorsunuz yumuşak G aslında hani şekil olarak var ama telaffuzda yok. Uzun sesletimlerde biz yumuşak G'yi atıyoruz. Kendinden yumuşak G'den önceki ünlüyü uzatarak söylüyoruz. İki ses birim uzunluğunda mesela kan, ağaç, ağrı. Dikkat edin, yumuşak G şey çıkmıyor orada değil mi? A uzatılıyor olabildiğince. Bir daha. Kan, ağaç, ağrı, çağrı gibi. Evet. Bakın bunlar da. Sanki yumuşak G varmış gibi ama mesela dağ demiyorsun da dağ diyorsun. Dağ diyoruz, uzatıyoruz. Öğrenci, mesela. Öğretmen. Şeyde E'de değişiyor tabii. E'de bazen yumuşak Y'ye dönüşüyor. Eğitim de olduğu gibi. Eğitsel, değişim. Dikkat edin. Bunlar da hep yumuşak Y şeklinde sesletiliyor. Eğitim. Evet. Bir de, bu eğitimde bak eğitim değil de eğitim. Yok eğitim. Y ile söylüyoruz. Bir daha söyleyin. Eğitim. Eğitim. Y. Yani oradaki yumuşak G Y'ye dönüşüyor. Eğitim. 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 Evet. Tamam. Eğitim. Tamam hocam. Peki hocam. Şimdi bunlar şöyle söyledim. Bu aslında diksiyon, Türkçenin kurallarına göre düzgün konuşulması. Dediniz ya hocam neden İstanbul şivesi? Daha önce katıldığım eğitim biri de Diyarbakırlı bir arkadaş var. Ne diyorsun kardeş dedi sen de Diyarbakır şivesi mi dedi kullan Allah dedi. Güzel olmuştu. Evet. İstanbul şivesi tabii güzeldi. Peki. Şimdi farklı baktığın zaman çok özür dilerim de mesela Ege'nin daha farklıdır kendine özgü bir şeyi var. Değil mi? Çünkü yine öyle mesela yumuşak diye çok kullanılır Ankara çevresinde filan. Dolayısıyla İstanbul'a evet. Baktığımız zaman o resmi konuşma diline uygun bir yapısı vardır. Bu arada müsaade ederseniz çok kısa başka ne var onları da topluyorum çok eksik kalmasın. Bunun lütfen. Ardından işte akıcı konuşma metinleri var yani tekerleme dediğimiz. Burada da hem çok yavaş konuşan biri için daha akıcı, daha iyi seri konuşmasını sağlıyor. Ya da çok çok böyle hızlı konuşup harfleri yutan, kelimeleri yutan, bugün birçok kişi çocuklarda da bunu görüyoruz aceleci oldukları için. Onlara da bu anlamda bir akıcılık doğru anlaşılır bir şekilde telaffuz etmesi yönünde de katkı sağlıyor. Ve ardından da vurgu çok önemlidir güzel konuşmada, tonlama. Ezgi dediğimiz biraz orada da şiir olabilir işte duygu katacağınız noktada ve ulama kaynaştırma böyle bu başlıklar vardır sonrasında da bütün bu öğrendiklerimizi birleştirerek metinler üzerinde uyguluyoruz sonrasında o uygulamaların haricinde de anlatımlara geçiyoruz hitabete geçiyoruz böyle keyifli bir ders oluyor kişi gelişimi açısından da gerçekten de çok büyük katkı sağlıyor. Yani sadece bir meslek ihtiyacı olarak değil. Yani bir öğretmen, bir sunucu, bir pazarlamacının değil. Hepimizin aslında doğru, güzel konuşmaya ihtiyacı var. Kesinlikle. Zaten şunu söylüyoruz. Yani iki şeye zaman, emek, para harcamaktan korkmayın. Bir, öğrenme ve hızlı okumaya. İki, güzel konuşma, diksiyon eğitimlerine. Çünkü bizler bilgiye ulaşma ve bilgi ifade etme kaynakları olduğu için söylüyoruz. Peki hocam, tabii sizler güzel konuşma noktasında hem sahadasınız, sunuculuk, spikerlik, ayrıca eğitimler yapıyorsunuz.
Diyelim ki ben kursa gitme imkanım yok. Hı. Böyle bir eğitim alma imkanım yok. Ne önerirsiniz kişilerin kendini en azından daha rahat, bak mesela kendini daha rahat ifade etmesi noktasında nasıl çalışma yapabilirler? Birkaç öneri sunabilir Çok miyiz? teşekkür ederim. Bu çok önemli. Aslında burada en önemli şey bence kitap okumak. Ve eğer mümkünse tabii ki tamamen değil ama belli oranda, belli sayıda yavaş yavaş alışkın olmadığınız için sesli okuyarak bu çalışmaya başlayabiliriz. Ama bu sesimizi geliştirme, o farkındalığı oluşturma ve akıcı konuşmamız için çok büyük katkı sağlayacaktır. Ama biz bazı kelimeleri yanlış telaffuz ediyorsak, bunu da doğrusunu bilmiyorsak sadece kitap okuyarak tabii ki değiştiremeyiz. Bu noktada da Evet. bir eğitmenden ulaşabilirlerse, yardım alabilirler yönlendirmesi açısından. Ama onun haricinde mutlaka internette de çok çok şey değildir. Tamamen paylaşılmaz ama iyi araştırma yapıldığı zaman akıcı metinlerden tutun da diksiyonla ilgili notlara da erişebilirler. Benim bu noktada öncelikle önerebileceğim bunlar. Ayrıca birçok değerli meslektaşımızın YouTube kanalları var. Kısa kısa videolarla çok güzel anlatıyorlar. Aslında hatta bana da hep söylüyorlar, sen de öyle bir şey yap diye. Benim de gönlüm de var ama bir türlü kısmet olmadı. Yani birilerine bir faydamız olacaksa ne mutlu. Fayda sağlamak adına, katkı sağlamak adına çok arzu ediyorum ama sadece henüz başlayamadık. İlerleyen zamanda umarız bu planımız da gerçekleşir. Ama şu anda dediğim gibi YouTube'dan da mutlaka diksiyon dedikleri zaman birçok TRT kökenli çok değerli üstadlarımız, hocalarımız da karşılarına çıkacaktır. Ama kendi kendilerine yapabilecekleri kitap okumak ve onlarla ilgili notları da internetten bulmak öncelikle, tekrar etmiş olayım. Yani bilgiye aslında bizim asıl programımızın ismi İletişim Çağı ve İnsan İlişkileriydi. Tabii iletişimi kuran insan zaten bütün bilim, teknoloji, her şey insan içinse biz de diyoruz ki kendinizi tanıma noktasında, kendinizi ifade etme noktasında en doğru, en gerçekçi bilgiye nasıl ulaşabiliriz, yöntemler nasıl kullanabiliriz diyoruz. Gayet de güzel oldu. Peki şimdi bu diksiyon ve güzel konuşma ile ilgili ilave edecekleriniz var mı başka olarak? Şu an için yok. Sizin Tamam. var mı? Aslında Hocam ben çok... müsaade ederseniz biraz sizin bu konudaki gözleminizi de merak ediyorum. Hani ben biraz eleştirdim, yani televizyonu izliyorsunuz ya da insanların konuşmalarını, siz de bir konularda da eğitimler veriyorsunuz. Benzer noktalarda aslında birleşiyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Merak ettiğim için, yani tabii Ben paylaşmak isterseniz. sunuculuğa başladın değil mi? Konuşturdun. Yok, cevap vermiyorum İşimizde var sana. ya. şimdi şöyle, bizim Yani o yaptığımız fark eğitim, ediliyor ben mu izleyici gözüyle de, hatalar, eksiklikler mesela? sizdekini mi diyorsunuz? Hayır. Ben de Ekranlarda. yapalım. Şimdi tabii ki görüyoruz. Mutlaka göreceksin. Bizim işimiz bu. Yani. Değil mi? Ama şu bir gerçek ki, eğer eleştirel gözle bakarsak bir sürü hata çıkartıyorsunuz. Doğru. Duruş, bakış, jestler, mimikler, komplimanlar, beden dili kullanılması, duyguya hakimiyet, öfke kontrolü, aynı zamanda konuşma esnasındaki vurgu, tonlama, ulama, geçiş, kavşak, bunlara dikkat ediyorsun. İster istemez bakıyorsun buna. Asalak sözcükler nasıl kullanıyor, nerede kullanıyor? Bazen farkın bunu ses yutumları, kelime yutumları, Evet. kelime konuşma bozuklukları, konuşma tutuklukları, konuşma bozukluğunun, konuşma tutukluğunun fizyolojik bir faktörden mi kaynaklandığı, hatta psikolojik bir faktörden mi kaynaklandığına kadar çıkartıyorsunuz. Kişinin eğitim, kültür, bilgi seviyesi nedir? Buna bakıyorsunuz. Doğru. Konuşma yapısından, yani Sokrat'ın bir sözü var, diyor ki konuş konuş diyor. Konuş Beni ki duyayım. sana kim olduğunu söyleyeyim diyor. Evet. Çünkü bizim atasözümüz de var ya, hatta hadis-i şerif derler, İnsan dilinin altında gizlidir. Doğru. Ve kullandığı cümle yapısı, kelime biçimi, ifade biçimi, kişinin duygusunu, düşüncesini direkt kişiliğine kadar ele verir. Evet. Ki kişinin konuşması her konuda yansıtır.
Kişi ne kadar maske takarsa taksın. Zaten iletişimde iki temel ekol vardı hitabette. Retorik ve belagat diye. Retorik ve belagatın ayrıldığı noktalar var. Mesela belagat şey, retorin ya da tiyatronun diyeyim kısaca simgesi nedir? Masktır değil mi? Yüzüne maske tak. Ama belagatta bu var mı? Hayır. O yoktur. Ve bir kişi ne kadar maske takarsa taksın, eğer ki konuşan kişi, konuşturan kişi ustaysa, karşıdaki kişinin mikro mimiğinden bile kişinin psikolojisini ortaya çıkartabilir. Fakat şu da bir gerçek ki, her şey insanın aslında burada eser olabiliyor. Eğitimle, kültürle aşılmayacak bir şey yok. Evet. Eğitim alarak karşıdaki kişinin bilinçaltını, duygusunu, düşüncesini manipüle eder. Ve insan kullandığı kelimelerle hayatını değiştirir. İnsan kullandığı kelimelerle hayatın akışını ve karşıdakinin düşüncesini değiştirir. Ve yine bütün bilimlerin çıkışı felsefedir. Felsefe neyle başlar? Logosla, sözle başlar. Evet. Söz, diksiyon, konuşma, hitabet ve yine ol emriyle başlar derken Allah bile onunla başlar. O yüzden kelimeler son derece önemli. Nuri Partil'in bir sözü var, ben çok kullanırım onu. Kelime diyor insanla kadim ya. Kelime kullanış şekli son derece önemli. Bizler evet. Konuştuk gittik. Yok öyle bir şey. Biz konuşur, yani konuşmuş olmak için konuşmak değil. O sözün altındaki anlamın içerisindeki anlamı yakalayabiliyor musunuz? Muhteşem bir şeydir. Yani söz bu kadar önemli. Hani Yunus'un dediği gibi söz ola kese savaşı, söz ola kestire başlıyor. Doğru. Söz ola avlu aşı, yağ ile bal ile bir söz. O sözü bir tebessümle gülücükle yaparsak evet. Ne güzel olur. Aslında ben kusura bakmıyorum. Eklemek istediğiniz ya. Bir şey var. Ben de onu da atlamak istemiyorum. Tabii ki diksiyon için bir de beden dili çok önemlidir. Jestlerimiz, evet. Onları da unutmamak lazım. Çok tabii destekleyici. İşte elimizi, kolumuzu nasıl tutacağız, nasıl bakacağız, nasıl duracağız? Özellikle topluluk önünde konuşmada çok çok önemli. Kesinlikle hocam. Ki zaten o farklı bir olay. Ya bilmek farklı bir şey, anlatmak evet. Farklı bir şey. Sizler hem bu işin sahasındasınız ve aynı zamanda öğretiyorsunuz. Güzel olacağım. Peki, şimdi vaktimiz bir saate yaklaşmış. Çok evet, da çok fazla geçmiş. Uzatmak istedim. Değil mi? Sohbet bilenizle insanlarla gayet güzel oluyor. Peki, yavaş yavaş toparlayalım Seda Hanım. Tabii. İletişim çağında biz kendimizden, iletişimden, insanlardan kopmaya başladık. Peki, kendinizi tanıma noktasında, hayata girme noktasında, hayatla bütünleşme noktasında, hayatı anlama ve anlamlandırma olarak ne yapabiliriz, neler önerirsiniz bize? Evet, şimdi baktığımız zaman hep insanları böyle bazen sosyal medyada da çok farklı paylaşımlar da görünce bazen her birimiz garipsiyoruz, eleştiriyoruz. Ben artık belli dönemlerde şunu çok daha sorgulamaya, biraz hem okuyorum bu konuda da, yani sadece biz kendi alanımızda değil, bir yandan siyasetle ilgili araştırmalarım, tarihle ilgili devam ediyor. Ama aynı zamanda psikolojiye de çok yöneldim. Çünkü iletişimle çok iç içe. Ve dolayısıyla bu noktada hepsi böyle. Yani siz kendinizi nasıl görürseniz, dünyayı da öyle görürsünüz. Eğer siz kendinizi severseniz, kendinizle barışık olursanız, dünyayla da öyle olursunuz. Aslında bizim yine çok değer verdiğim yazılarına, anlattıklarına, benim için önemli isimlerden biridir. Psikiyatrist, Profesör Doktor Kemal Sayar'ın da dediği gibi aslında dünyaya iyilik borçluyuz. İnsanlar evet kötü olabilir ama biz eğer iyilik yapabileceksek bunu esirgemeyelim. İyilikle, sevgiyle bakalım hayata. Biz değişmesini, daha güzel, daha iyi bir dünya olmasını istiyorsak önce o imkanı, o iyiliği biz de sunalım ki değişebilsin dünya. Neyse, biz değiştirsek dünya değişiyor. Biz tebessüm edersek dünya tebessüm ediyor. Evet. Gayet güzel olacağım. Çok güzel oldu. Keyifli bir söyleşi oldu. İlerleyen süreçte yine sizlerin bilgisinden faydalanmak isterim. Yine benim için de keyifliydi. Ama isterseniz şöyle yine belki sonradan katılanlar da olursa çok kısa toparlayalım. Dedik ki tabii ki bizim lütfen. Yani iletişimle yola çıktık. Burada güzel konuşma, diksiyon, hitabet bunlar çok önemli. Ama bir yandan da biz artık bunun şekilsel
güzelliğinin bir tarafa bıraktık. Biz birbirimizi anlayamıyoruz, dinleyemiyoruz. Bir de yine aslında iletişimde en önemli şey, bunu da atlamayalım. Belki umarım yine konuşuruz, program yaparız, ama dinlemeyi bilmek. Ne kadar çok dinliyoruz birbirimizi. Yine aynı şekilde bir arkadaşımızla konuşurken bile onu doğru düzgün dinlemeden hemen söze atılıyoruz. Aslında ben şöyle, ben böyle diyerek daha çok konuşmayı ya da kendimize anlatmayı bir noktada da istiyoruz, ama dinlemeyi de bilmek çok önemli. Huşterden. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi zaten iyi bir konuşmanın temelinde iyi bir dinleme yatar. İyi bir dinleyici olmayan iyi bir konuşmacı olamaz. Ben bazen şimdi yorumlara da bakıyorum hocam böyle. bir soru gelmiş hocam. Diyor ki, güzel konuşmanın birikimle ilgili kısmı nedir? Aa, çok güzeldir. Yani bilgi birikiminizin, arşivinizin dolu olması zaten çok önemlidir. Şimdi evet, dedik ki şekil olarak bir şeyleri öğreniriz, ama anlatacak ölçüde bilgi sahibi değilsiniz. Neyi anlatabilirsiniz? Mutlaka elinizde, cebinizde kelimelerinizin olması lazım. Bizim çok değerli bir hocamız vardı diksiyon kursunda. Belki hatırlarsınız, TRT'nin değerli sunucularından, spikerlerinden Mehpare Çelik. O hep derdi. Ya mutlaka cebinizde kelimelerinizin olması lazım. O kelimeler de tabii ki bilgiyle oluyor. Bilgi çok önemli. Yani diksiyon artı bilgi diyebiliriz bu noktada. Kesinlikle zaten izleyicimiz demiş, arkadaşımız Seda Hanım, aslında ben anlatmayı hiç sevmem, dinleme konusunda üstüme yoktur. Ne güzel, dinleyebiliyorsak ne güzel. İnsanlar bazen psikologlar der ki, biz de abi insanlar dinler, para alırız der. Böyle dinlemek bir sanattır, herkes dinleyemez. Kesinlikle. Dinleme olmadan kesinlikle konuşma olmaz. Ve şu da bir gerçek ki, zihinde ne varsa, İnsanın cebinde ne varsa cebinden o çıkar. Olmayan bir şey çıkmaz. Doğru. Beynimizdeki kelime dağarcığımız, bilgi dağarcığımız, eğitim, kültür seviyemiz ancak o çıkar. Fakat şunu görüyoruz ki, siz daha çok görüyorsunuz konuşurken, siz sürekli konuklar alıyorsunuz. Muhteşem bilgi sahibi karşıdaki insan, ama hitabet tekniklerini, kendini ifade etmeyi bilmiyor. Kesinlikle. Onun bunu çok geçiyoruz. Onun ilgili birkaç örnek verebilir misiniz? Yaşadığınız öyle örnek var mı? Bak, yani çok ilginç, tabii çok saygıdeğer isimler. O biraz galiba şeyden de kaynaklı. Buradan selamını göndereyim. Sevgili psikolog Nurgül Yılmaz, etkili dinleme diyor. Evet, bize de böyle bir katkı sağlamış. Sağ olsun, sevgiler gönderiyorum. Dinlemenin önemini konuşmuştuk ya. Gerçekten orada ben de çok... Bilmiyorum ama şimdi biliyorsunuz akademisyenler mesela, birçok kişi bu noktada dediniz ya, hani böyle bir anınız var mı? Evet, mesela profesör ve çok alanında başarılı isimler, çok çok iyi üniversitelerde hocalık yapan isimleri konuk aldığımızda hakikaten kamera karşısında konuşmakta güçlük çekiyorlardı. Ben onlara biraz herhalde kamera fobisi olduğunu düşünüyordum, ama şu da var, şimdi belki de akademide yine orada çok apayrı, tamamen araştırmaya, yani kapalı, izole bir evet, şekilde bir çalışma ve belki öyle geçen yıllar olmuş. Bunun üstüne tabii belki onlar, yani öğrencilerine de anlatıyordur. Bu anlamda da şey vardır. Herhalde kamera fobisi diyebilirim, bilemiyorum. Başka çok şeyini bulamadım. Ama genel anlamda o ne kadar hani mesleki olarak çok iyi noktada olsa da kendini ifade etmekte çok iyi olamayan, rahat olamayanlar olabiliyor. Ama en çok beni mesela şaşırttım, az önce vermiş olduğum örnekteki gibi, profesörlerin böyle olabilmeleri. Biraz kişilikten de kaynaklanıyor olabilir aslında, biliyorsunuz. Ne olursa olsun bazı insanlar çok konuşmayı sevmez. Çok yani kişilik burada etkisi önemli mi hitabette, konuşmada? Onun da etkisi var. Eğer bunu burada farkında değilse ve bu anlamda kendini geliştirmemişse, aynı noktada devam ediyorsa o da önemli. Yani kişilik eğitimle değişebiliyor. Eğitimle değişebildiği gibi konuşmada değişebiliyor. Tabii ben 1993 yılından beri hitabet eğitimleri verdiğim için söylüyorum. Hı. Hocam,
Yüzlerce. Öyle ilginç. Bak, diksiyon farklı bir. Hitabet biraz farklı biliyorsun. İç içedir ama ayrımları Evet, var. evet. Şimdi hitabet eğitimleri verdiğim için bilirim. Yani öyle insanlara geldi ki yani bu ya imkansız dediğim. Bir kısmı videosu var. Tabii paylaşamıyoruz ama bende yüzlerce video var öyle. Ya bunu nasıl yapacağım? Hatta bu kişiyle başarıyı yakalayabilir miyim dediğim kişilerin muhteşem bir gerçekten konuşarak ayrıldıklarını gördüm. Hatta bu yüzden bir defa hocam dedi, onu takım elbise erkekler arasında şunu yapsana takım elbise alacağım derler ya. Evet. Bir genel müdür geldi. Bir arkadaş dedi ki hocam dedi sen bu adama dedi bu hitabeti öğret dedi. Sana takım elbise almazsam dedi. Ondan sonra üçüncü ay sonunda bir baktım. Mağazanın çekini getirmiş abi gidiyoruz. Ben söylemedim. Gerçekten bu bir gerçektir. Şunu unutmayalım ki konuşmasını beğendiğimiz, hitabetini beğendiğimiz kişilerin neredeyse tamamına yakını bu eğitimi bir değil birkaç defa Tabii. almıştır. Kesinlikle. Yani yurt Buna dışında katılır da mısın? öyle. Birçok devlet adamı, siyasetçi mutlaka bu tür eğitimleri alıyorlar. Yani protokol davranışlarından tutun, imaj konusunda, kılık kıyafet konusunda aslında birbiriyle de çok bağlantılı, sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Tabii ki. renkler, değil mi? Bu arada yine bir değerli psikologumuzun katkısı için teşekkür ediyorum. Sahne fobisi demiş. Az önce dedik ya mikrofonu kamerayı görünce konuşamayanlar vardı. Sahne fobisi de var bazı insanlarda, ama bunlar tabii fobiler de aşılabiliyor. Gayet güzel. Zaten psikolog arkadaşınız işi bilir ki biliyorsun insan yaşamındaki en hızlı öğrenmeler bir kere her şeyi öğrenmedir. Her Evet. şeyi öğrenme. En hızlı öğrenmeler fobilerdir. Ve en hızlı çözülenler de fobilerdir. Hı. Psikolog arkadaşımız daha iyi bilir ki zaten sahne fobisi olanlar psikolog arkadaşlarımızla da irtibata Doğru. geçebilirler. Zaten Gayet ifade güzel etmiş olduğunuz gibi, eğer eğitimle bu düzelmiyorsa mutlaka psikolojik bir sebebi vardır. Orada da mutlaka bir destek, eğer ihtiyaç duyuyorsa destek almaları gerekir. tabii yani o psikolog arkadaşların hele alanına zaten giremeyiz. Hele Evet. psikiyatrların alanına asla giremeyiz. O bambaşka bir şey ama bizimki daha ziyade eğitim, uygulama. Onlar zaten psikologların bilgisi olmazsa biz ne Evet. anlatacağız ki? Çünkü insan var, psikoloji vardır. Zaten psikoloji, pisi, ruh demek. Değil mi? Psikoloji ruh bilimi, ruhiyat. Yani Tabii. eskisiyle ruhiyattır. O yüzden Evet. onların bilgisi olmazsa hiçbir işe yaramayız. Yani o açıdan psikolojiyi gerek herkesin öğrenmesi gerekiyor ama herkes de psikologluk yapmaz. O da ayrı bir şey tabii ki. Kesinlikle. Gayet güzel. Yani bunlar eğitimle çözülebilir diyoruz. Katılıyorum. Kesinlikle Peki. yönetmen Şimdi katılıyorum. Sedam çok güzel oldu. Siz de Benim için keyifli. de çok çabuk Ben geçti hakikaten. bir de ben sizin daha atak, daha canlı. Bugün biraz durgunluk var diyorum ben. Üşüdünüz galiba İstanbul'da olduğu gibi. Ben Çünkü mi? biz daha Öyle mi? ben seni daha canlı hallerini mi diyorum? Bana göre durgundun Vallahi bugün Seda Hanım. yok, ben çok konuştum. Hatta sizin böyle çok hani şeyinizi de almak istemiyordum. Hep konuşturduğun için karşını Evet. konuş. Hayır ben konuşturuyorum. Siz konuşacaksınız burada. Niye beni bekliyorsun? Konuşturucu benim. Alışkanlık sanıyorum, evet. Ya çok güzel oldu Seda Hanım. İşte tabii esprisi tarafa güzel oldu. Gayet de keyifliydi. Biz katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Seda Demir daha aktif biri. Ben biliyorum onu. Dolu dolu her konuda. İyi oldu. Teşekkür Peki ederim, şöyle sağ olun. yapalım. Son birkaç cümle alıp bugün kapatalım. Haftaya konuğumuzu ben arkadaşlara bir hatırlatayım mı? Her hafta Cuma akşamı hoşça Tabii bak ki. kendine söyleşileri yapıyoruz. Normalde ben bir aylık programı hazırlarım. Ama önümüz Ramazan olduğu için Ramazan'da biraz böyle dengelerde sarsılma oluyor. Hafta içerisinde duyuracağım. Birkaç cümlenizi alıp kapatacağım. Diğer programları da ben sosyal medya hesaplarından duyuracağım arkadaşlarıma. Buyurun hocam. Evet, ben de bu arada tabii önümüz Ramazan. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ve yine biraz böyle gülerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bu enerjimiz de her zaman olsun, daha da fazlası olsun. Ama bir yandan da tabii biliyorsunuz işte vakalar çok artıyor. Bu konuda da maalesef kaygılıyız. Hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirelim. Kendimizi, sevdiklerimizi koruyalım. Ben son olarak da buradan bizi takip edenlere bunu söylemiş olayım. Tabii ki birçoğu zaten bunun farkında, ama biliyorsunuz çok uzun zaman geçince herkese biraz da bir
artık şey oldu, bıktı da bazı insanlar. Ama sağlık ve insan hayatı her şeyden çok çok önemli. Bunu hiç unutmayalım, bıkmayalım. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten her Evet. işin başı sağlık. Yani olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyor. Sağlık yoksa hiçbir şey yoktur. Biz burada neyi mücadelesini veriyoruz? İnsan olmanın, insanı değerlerini. Biz sağlık deyince sadece bedensel sağlık kastetmiyoruz ki. Tabii. Zihinsel sağlık, duygusal sağlık Tabii. ve psikolojik sağlık. Bunun hepsi bir bütündür. Yoksa sen sadece bedensel sağlıkta ne işe yaradı ki, hiçbir değer yaramaz. Biz buna bakıyoruz. Efendim çok güzeldi. Benim Çok için de teşekkür çok ediyorum. güzeldi. Bu arada sizin bu sohbet programınızın ismi Hoşça Bak Kendine Hoşça mi? bak kendine. Evet, şimdi ben de şöyle kapatayım. Hoşça bak zatına, çün zübdeyi alemsin sen. Evet, Şeyh Galip'in bu kıymetli sözü, yani çok güzel de bir program ismi olmuş. Hoşça bak kendine, alemin özüsün sen diyerek bitirmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum benimle böyle bir program gerçekleştirdiğiniz için. Keyifliydi, sağ olun. Size kolaylıklar diliyorum. Takip edenlere, bizi dinleyenlere de sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar, yeni konularla, yeni haftalarda, yeni konuklarla buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sevgiyle, gülücüklerle, her daim aşkla kalın.